Bu çağda halen Alevilerin sorunların çözülmemesi ülke adına bence utanç verici bir durum. Ben milletvekili döneminde en çok dile getirdiğim konuların başında Alevilerin sorunları ve yaşadığı sıkıntıları dile getirdim. Bugün halen Alevilerin normal bu ülkede eşit yurttaş olarak göreceklerini, halen bu çağda Aleviler üzerindeki bu asimilasyon politikası, bu baskıları kabul edilir değil. Aleviler bugün Türkiye'nin her yerinde kendi imkanlarıyla cem evleri yaptırlar. Ve halen bu devlet cem evlerini inanç yeri olarak kabul etmiyor. Şimdi bu devlet politikası, bir sefer bu tekçi anlayıştan vazgeçmek gerekiyor. Bu ülkede herkesin inancı kutsaldır. Yani eğer bu ülkede Aleviler biz Aleviyiz, bizim ibadet yerimiz cem evi diyorsa başkasına hiçbir söz düşmez. Çünkü inanç kişinin kendisiyle ilgilidir. Yani devletin dini mezhebi olmaz ama bizim ülkemizde devletin dini var, mezhebi var. Bugün bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Bütçesi 10-11 bakanlıktan daha fazla. Ama şimdi bu bütçeye Aleviler de vergi veriyor. Bu Alevilerin verdiği vergiyle oluşan bir bütçe. Tek taraflı işte imamlara, belli bir kesime sürekli bu kaynağı aktarıyorlar ve Alevilere bir kuruş para ödenmiyor. Şimdi bu devlet bu taraflı anlayışından vazgeçmeli ve bu ülkede yaşayan inançları ne olursa olsun Aleviler, Sünniler, diğer ki herkese eşit davranmalı. Ama devlet her konuda olduğu gibi Aleviler konusunda bugün bir devletin ötesinde iktidarı söyleyeyim bir adım atmış değil. Davutoğlu hükümet kurduğu zaman bir Alevi sözcüğü geçiyordu. Daha sonra Binali hükümetinde onu da kaldırdılar. Yani cem evi işte ibadet yeri falan bir iki kelime geçiyordu. Daha sonraki hükümet programda ondan da vazgeçtiler. Şimdi böyle olunca aslında iktidar eliyle Aleviler hedef gösteriliyor. Şimdi eğer devlet katında evet bunlar bizim yurttaşlarımız, bunların inanç yeri cem evidir denirse bu problem ortadan kalkar. Ve vatandaş da anlar ki ya bu ülkede yaşayanlar birlikte eşit yaşıyorlar. Yani bizim isteyen cem evine gider, isteyen camiye gider, isteyen kiliseye gider. Zaten demokratik devlet budur. Yani bütün inançlara eşit davran. Ama ne yazık ki Aleviler halen üvey evlat muamelesi yapılır. Yok sayılıyor Aleviler bu ülkede. O nedenle Alevilerin daha çok örgütlenmesi gerekiyor. Bu konuda daha çok mücadele etmek gerekiyor. Alevilerin sorunları aslında çok basit. Parlamentoda 5-10 dakika bir süre net getirecekler parlamentoya. Diyecekler ki Alevilerin ibadet yeri cem evidir. Devlet bu konuda Alevilerin inanç ibadet yerini kabul edecek ve bu sorun tümden çözülecek. Bir de Alevilerin istediği ya o dönemde işte Sivas'ta diri diri insanlar yakıldı. Ya işte onu Madımak otelini müze yapın, utanç müzesi yapın. Halen onu yapmadılar. Ondan sonra Alevi çocuklarına zorunlu din dersi öğretmeyin. Çünkü Alevi çocukları kendi inançlarında büyümek istiyorlar. Yani zoraki bir inanç dayatılmaz. Çünkü yüzyıllar bu topraklarda Aleviler her şeye rağmen çok istediler asimile etmeyi edemediler, başaramadılar. Yani tarihte yakılmalarına rağmen, asılmalarına rağmen, kesilmelerine rağmen bu ülkeden halen Aleviler dipdiri ayakta ve giderek de örgütleniyorlar. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde Alevilik okullarda ders öğretiliyor, ders olarak öğretiliyor. Bu Almanya'da öyle, Belçika'da öyle, İngiltere'de öyle. Kendi ülkemizdeki insanların kendi inancının yasaklanması kadar acı bir şey var mı? İşte bütün sorun devlet, demokratik bir devlet değil. Devlet yurttaşlarına eşit davranmıyor. Şimdi kaymakamlar eliyle Alevi köylerine cami yapılıyor. Bu son işte Sarıkamış'taki Alevi Aslında köyleri. bu olay işte tamamen işte 12 Eylül Kenan Evren dönemini hatırlatıyor. İşte demek halen o günden bu yana bir adım yol almış değiliz. Tamamen bir darbeci bir anlayışla bu ülkeyi idare ediyoruz. Yani zoraki bir şey dayatmak. Senin inancın ibadet yerin cem evi ama ben sana başka bir yer gösteriyorum. Bu mümkün değil. Bu insanın doğasına aykırıdır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Önce bundan bu devlet, bu iktidar vazgeçmeli. Alevilerin demokratik hakkı olan cem evlerini, ibadet yeri kabul etmeli. Aleviler üzerindeki bu asimilasyon politikalarına bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor.